Arkadaşlar merhaba. Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcük türlerinin 10. testi olan zarflarla ilgili sorular çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf göreviyle kullanılmamıştır? Sözcüklere bakalım. Saatlerce bak ifadesinde bakın bakmak fiil. Ne kadar baksın? Saatlerce, saatlerce sözcüğü miktar zarfı görevinde kullanılmıştır. Böyle asırlarca bak ifadesinde ise bakmak fiil. Nasıl baksın? Böyle baksın. Böyle sözcüğü de durum zarfıdır. Yavaşça doldu. Dolmak fiil. Nasıl dolmuş? Yavaşça fiile sorduğumuz nasıl sorusu durum zarfını verir. Gözlerine yavaşça, yavaşça doldu akşam ifadesinde ise akşam sözcüğü burada zaman belirtmediği için ve ne zaman sorusuna cevap olmadığından dolayı isim görevinde kullanılmıştır. Gözlerin ateşini kalbime boşaltarak ifadesinde ise dolmak fiildi. Nasıl dolsun? Boşaltarak. O yüzden yine boşaltarak sözcüğü de durum zarfı göreviyle kullanılmıştır. Şimdi şiir cümlelerine dikkat etmek lazım. Bazen ister niteleme sıfatı olsun, ister durum zarfı olsun, sözcüklerden sonra da gelebiliyor. Tıpkı 5. sözcükte olduğu gibi. Yine bu akşamla ilgili örneği hatırlarsanız konu anlatım videosunda anlatmıştık arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar yine oradan bakabilir. Dolayısıyla zarf görevinde kullanılmayanı sormuştu. Bakın 4 numaralı sözcük yani akşam sözcüğü isim görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru, cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır demiş. Sözcüklerimize bakalım. Sessizce kitabı okurdu cümlesinde okumak fiil nasıl okurmuş? Sessizce fiili belirtmiş. Nasıl sorusunun cevabı bu sözcük nedir? Durum zarfıdır. Kolayca çözüyordu. Çözmek fiil. Nasıl çözüyordu? Kolayca. Yine fiili belirtmiş. Nasıl sorusunun cevabı durum zarfıdır. Güzelce giyinirdi. Giyinmek fiil. Nasıl giyinirdi? Güzelce durum zarfıdır. Açıkça cevap verdi ifadesinde ise vermek fiil. Nasıl vermiş? Açıkça. Bu da durum zarfıdır. Derince bir kuyuydu ifadesinde ise kuyu isimdir. İsme sorduğumuz nasıl sorusu bize niteleme sıfatını verir. Nasıl bir kuyuydu? Derince. Bakın bu da niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Farklı olanı sormuştu. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi zarf değildir demiş. Okuyarak tanımıştık ifadesinde bakın tanımak fiil nasıl tanımıştık okuyarak fiili belirtmiş nasıl sorusunun cevabı bu sözcük durum zarfıdır. Yüz yüze hiç görüşmedik görüşmedik fiil ne kadar görüşmedik hiç ne kadar sorusu bize neyi verir arkadaşlar miktar zarfını o yüzden hiç sözcüğü de miktar zarfıdır. Nasıl görüşmedik yüz yüze fiile sorduğumuz nasıl sorusu durum zarfını verir. Yüz yüze sözcüğü de durum zarfıdır. Şu an karşımda duruyor. Durmak fiil. Ne zaman duruyor? Şu an. Fiillere sorduğumuz ne zaman sorusu da zaman zarfıdır. Bir gül bahçesine ifadesinde ise baskı hatası olmuş galiba. Yanlış belirtmişler kelimeyi. Burada bir sözcüğü olması lazım. Gül bahçesi. Her ikisi de isim. Birincisi ek almamış. İkincisi iyelik eki aldığı için arkadaşlar bu belirtisiz isim tamlamasıdır. Hangi gül bahçesine? Bir gül bahçesine. O gül bahçesi belli olmadığı için burada nedir? Belgisiz sıfattır. Bize zarf olmayanı sormuştu hatırlarsanız soruda. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Bir sözcüğü burada belgisiz sıfat göreviyle kullanılmıştır. Dördüncü soru. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük zarf değildir demiş arkadaşlar. Zarflar fiilleri, fiilimsileri, zaman, miktar, nasıllık ve
neden yönünden belirten sözcüklerdir. Bakalım, kolayca çözdü ifadesinde çözmek fiil nasıl çözmüş? Kolayca, kolayca sözcüğü durum zarfıdır. Her akşam ailece kitap okuyorlardı cümlesinde okumak fiil ne zaman okuyorlardı? Her akşam, her akşam sözcüğü de fiile sorduğumuz ne zaman sorusunun cevabı olduğu için bu da zaman zarfıdır. Soruyu dikkatle inceleyip cevabı buldu cümlesinde ise yine incelemek ıp ip ıp ıp zarf fiilekini almış. Yani fiilimsidir bu. Nasıl inceleyip dikkatle, o yüzden bu sözcükte nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. Anlatılanları geç anladığını söyledi ifadesinde ise anlamak fiil nasıl anlamış? Geç anlamış. Geç sözcüğü de burada durum zarfıdır. Okuduğu kitaplardan derken kitap isim, hangi kitaplardan? Okuduğu kitaplardan. Okuduğu sözcüğü burada nedir arkadaşlar? İşaret sıfatıdır. Görmüş olduğunuz gibi zarf olmayanı sormuştu. Okuduğu kelimesi işaret sıfatı olduğundan dolayı doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri zarftır demiş. İzmir'de oturduğumuz yıllarda derken İzmir burada isimdir arkadaşlar. Birçok aile dostumuz derken de aile dostu belirtisiz isim tamlamasıdır. Kaç aile dostu? Birçok net olarak belli olmadığı için ve ismi belirttiği için bu da nedir arkadaşlar? Belgisiz sıfattır. Hepsiyle derken hepsi burada ismin yerine geçmiş. Net olarak belli olmadığı için de biz buna ne diyoruz? Belgisiz zamir diyoruz. Çok iyi anlaşırdık. Anlaşmak fiil. Nasıl anlaşırdık? İyi anlaşırdık. Fiili belirtmiş. O yüzden iyi sözcüğü burada durum zarfıdır. Ne kadar iyi anlaşırdık? Çok. Çok sözcüğü de nedir? Miktar zarfıdır. Sık sık ziyaret ederdik ifadesinde ise ziyaret etmek birleşik bir fiildir. Yardımcı eylemle oluşmuş. Nasıl ziyaret ederdik? Sık sık fiile sorduğumuz nasıl sorusu da bize durum zarfını verir. Zarfları sormuştu. Bakın 4 numaralı sözcükle 5 numaralı sözcük zarf görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 6. soru, aşağıdakilerden hangisinde zarf kullanılmamıştır diyor. Bugün sen de mi onu gördün ifadesinde görmek fiil. Ne zaman gördün? Bugün. Bugün sözcüğü burada zaman zarfı görevinde kullanılmıştır. Ödevlerini bitirmek için saatlerce uğraştı. Uğraşmak fiil. Ne kadar uğraşmış? Saatlerce. Miktar zarfı. İş yerinde bütün çalışanlar toplandı cümlesinde ise herhangi bir zarf görünmüyor dursun. Bu soruları daha hızlı çözmen gerek ifadesinde ise bakın çözmek fiil nasıl çözmesi gerekiyor? Hızlı durum zarfı. Ne kadar hızlı? Daha hızlı. Daha sözcüğü de burada üstünlük zarfıdır. Beklediği notu alamayınca çok üzüldü cümlesinde ise üzülmek fiil. Ne kadar üzülmüş? Çok. Çok sözcüğü de burada yine miktar zarfı göreviyle kullanılmıştır. Arkadaşlar zarf nerede yok? Bakın iş yerinde bütün çalışanlar toplandı cümlesinde herhangi bir zarf olmadığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 7. soru, aşağıdakilerden hangisinde zarf yüklemin zamanını belirtmektedir demiş. Yani bize neyi soruyor arkadaşlar? Zaman zarfını soruyor. Çevresinde olup bitenleri çok merak ederdi ifadesinde. Bakın merak etmek fiil. Ne kadar merak ederdi? Çok. Çok sözcüğü burada miktar zarfıdır. Çözümsüz sanılan sorular zor değil, alışık olmadığımız türdendir cümlesinde herhangi bir zarf yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. A seçeneğinde elemiştik. Bilgi ve kültür birbirini tamamlayan iki önemli unsurdur cümlesinde ise yine herhangi bir zarf görünmüyor arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. İnsan her zaman önce kendini sorgulamaktadır cümlesinde ise bakın sorgulamaktadır fiil. Ne zaman sorgulamaktadır? Her zaman.
her zaman sözcüğü ne zaman sorusuna cevap verdiği için zaman zarfıdır. Dolayısıyla yüklemi zaman yönünden belirtmiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Toplumun içindeki farklı sesleri sabırla dinlemeyi bilmeliyiz ifadesinde ise yine ne zaman sorusunun cevabı yok. Fakat dinlemeyi bilmeliyiz cümlesinde ise dinlemek fiil, nasıl dinleyecekmişiz? Sabırla fiilleri sorduğumuz nasıl sorusu bize durum zarfını verir. E seçeneğinde de durum zarfı vardır. 8. soru. Bu cümlede numaralanmış sözlerden hangisi zarftır? Büyük şair derken şair isim, nasıl şair, büyük şair ismi belirtmiş, nasıl sorusunun cevabı bu sözcük niteleme sıfatıdır. Yalan ve aldatmacalara hiç bulaşmamış ifadesinde ise bakın yalan burada arkadaşlar tek başına kullanılmış isim görevinde. Hiç bulaşmamış derken bulaşmak fiil, ne kadar bulaşmamış, hiç. Dolayısıyla bu da miktar zarfıdır. Bize miktar zarfını sormuştu zaten. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğerlerine de bakalım. Bunu derken ismin yerine geçmiş, işaret yoluyla geçtiğinden dolayı biz buna işaret zamiri diyoruz. Söz isim, hangi sözünde, her sözünde ismi belirtmiş, net olarak belli olmadığı için de bu sözcük nedir? Belgisiz sıfat görevinde kullanılmıştır. 9. soru. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır demiş. Açıklamamıza bakalım. Durum belirteçleri, fiil ve fiilimsilerin nasıl ve neden olduğunu belirten sözcük ya da sözcük öbekleridir. Bu evde tek başına 3 yıl yaşadı cümlesinde bakın yaşamak fiil, ne kadar yaşadı? 3 yıl. 3 yıl sözcüğü burada miktar zarfıdır. Peki 3 yıl bu evde nasıl yaşamış arkadaşlar? Tek başına. Tek başına sözcüğü de burada yine durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Zaten bize soruda durum belirtecini sormuştu. Bundan dolayı doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde zarf kullanılmıştır? Ahmet Yesevi, Türk Edebiyatı'nın ilk mutasavvıf şairi kabul edilir. Burada var mı arkadaşlar? Yok, biri elemiş olduk. Şiirlerine Hikmet adı verilen sanatçı 12. yüzyılın tanınan isimlerindendir. Burada var mı peki? Burada da yok. Bunu da elemiş oluruz. Hikmetler daha sonra Divan Hikmet adı ile bir araya getirilip kitaplaştırılmıştır cümlesinde ise kitaplaştırılmıştır fiil, nasıl kitaplaştırılmıştır? Bir araya getirilip kitaplaştırılmıştır. Burası arkadaşlar durum zarfıdır. Burada zarf kullanılmıştır. Üçü alabiliriz. Kitapta Ahmet Yesevi'nin ahlak ve tasavvufla ilgili fikirleri ayrıntılı olarak işlenir demiş. Yine işlenmek fiil, nasıl işlenir? Ayrıntılı olarak işlenir. Burası da arkadaşlar durum zarfıdır. Bundan dolayı burada da kullanılmıştır. Dördü de alırız. Eserin dil ve üslup özellikleri Yunus Emre'yi andırır ifadesinde ise yine burada da zarf yok. Bunu da elemiş oluruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız 3 ve 4 nolu cümlelerin yer aldığı D seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisinde mutlu sözcüğü bu cümledeki güzel sözcüğü ile aynı görevde kullanılmıştır? Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Ne kadar güzel bir söz değil mi arkadaşlar? Herkesin aslında hayatında düstur edinmesi gereken kaliteli güzel bir söz. Hepimizin kulaklarına küpe olsun bu. Şimdi biz konumuza dönelim. Güzel sözcüğüne bakalım. Bakın güzel sözcüğünü iki yerde kullanıldığını görüyoruz. Düşünen derken sıfat fiil eki almış. Bu sözcük nedir arkadaşlar? Fiilimsidir. Sıfat fiildir. Nasıl düşünen? Güzel düşünen. Güzel sözcüğü fiilimsiyi belirttiğinden dolayı bu durum zarfıdır. Yine gören derken anası mezar dikecekmişten sıfat fiil ekini almış. Bu da fiilimsi. Nasıl gören? Güzel gören. Güzel sözcüğü de burada yine fiilimsiyi belirttiği için ve nasıl sorusunun cevabı olduğundan dolayı durum zarfıdır. Peki
Güzel sözcüğü durum zarfı ise mutlu sözcüğünde ne olması lazım? Durum zarfı olması lazım. Çünkü aynı görevde demişti bize, hatırlayın. Seçeneklere bakalım. Gülen gözler ve mutlu yüzlerdir hayalimiz. Bakın, mutlu kelimesini gördük. Neyi belirtmiş? Yüz kelimesini. Yüz nedir? İsimdir. Nasıl yüzlerdir? Mutlu yüzlerdir. İsmi belirttiği için bu sözcük niteleme sıfatı görevindedir. Mutlu yaşamak, yaşamak, makmek isim fiilekini almış. Dolayısıyla bu sözcük fiilimsidir. Nasıl yaşamak? Mutlu yaşamak. Mutlu sözcüğü arkadaşlar burada durum zarfıdır. Mutlu insanlar, insanlar isim. Nasıl insanlar? Mutlu insanlar. İsimlere sorduğumuz nasıl sorusu niteleme sıfatını verir. Mutlu gün, gün isim. Nasıl gün? Mutlu gün. Yine mutlu sözcüğü ismi belirttiği için niteleme sıfatıdır. Tablo isim. Nasıl tablo? Mutlu tablo. Mutlu sözcüğü de niteleme sıfatıdır. Zaten önceden çözmüştük arkadaşlar. Aynı görevde kullanılan demiş. Bakın B seçeneğinde mutlu yaşamak ifadesindeki mutlu sözcüğü durum zarfı olarak kullanıldığından dolayı doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu cümledeki altı çizili söz öbeği fiili hangi yönden belirtmiştir? Bakalım, duru bir dille anlatmıştır ifadesinde anlatmak fiil nasıl anlatmış? Duru bir dille. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi verir arkadaşlar? Durum zarfını verir. O yüzden bu sözcükte durum yönünden belirtmiştir fiili. Cevaplara baktığımızda ise durum ifadesi C seçeneğinde görülmektedir. Dolayısıyla da doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Geçiyoruz son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır diyor. Selam olsun bizden güzel dünyaya. Bahçelerde hala güller açar mı ifadesinde? Bakın, açmak fiil. Ne zaman açar mı? Hala. Hala sözcüğü burada açmak fiilini zaman yönünden belirttiği için zaman zarfıdır. Hasretsiz bir kanat şakırtısına mavi gökte kuşlar yine uçar mı ifadesinde uçmak fiildir. Ne zaman uçar mı? Yine. Yine sözcüğü de burada uçmak kelimesini zaman yönünden belirttiği için zaman zarfıdır. Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin, yağmur toprağa ince ince sinsin ifadesinde ise sinmek fiil. Nasıl sinsin? İnce ince sinsin. İnce ince sözcüğü fiile sorulan nasıl sorusunun cevabı olduğundan dolayı durum zarfıdır. Bak seyret ağaran rengini ufkun, mahmur gözlerinde süzülsün uykun ifadesinde zarf var mı? Bakalım, yok gibi arkadaşlar, dursun. Baş başa uzandık günlerce ıslak çimenlerine yaz bahçelerinin dizelerinde ise uzanmak fiil. Nasıl uzanmışlar? Baş başa. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu durum zarfını verdiği için bu sözcükte durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Olmayan seçeneği sormuştu arkadaşlar. D seçeneğinde herhangi bir zarf bulunmadığından dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.